iyimserlik tarifini gerçekçi iyimserlik olarak anlatan Talben Şahar'ın kitabı Mükemmeli Aramak kitabında bir tanım var. Burada üçe ayırıyor aslında tanımları. Kötümser, iyimser ve gerçekçi iyimserlik diye üç tane farklı tanım yapmış. İşte bizim bildiğimiz kötümser ve iyimserliğin ötesinde gerçekçi iyimseri şöyle tanımlıyor. Mevcut durumu bir şekilde ortaya koyan ama mevcut şartların göz ardı etmeyen ve mevcut şartların bir şekilde değerlendirerek onları dikkate alarak geleceğe dair umudunu yitirmeyen kişi olarak tanımlıyor. Yani buradaki tanımdan aslında baktığınız zaman gerçekçi iyimser ne gemileri yakıp karamsarlığa kapılan ne de işte böyle masallardaki gibi senin bahsettiğin Pollyannacıları ayrı tutuyorum ama bir şekilde tamamen etrafını toz pembe gören kişilerden ziyade gerçek durumları göz ardı etmemek onun ortaya koyduğu önemli tabirlerden bir tanesi. Burada da gerçekçi iyimserlik tabirini buradan esinlenerek 19 Nüans kitabımda şöyle tarif etmiştim. Okumak isterim müsaadenle. Gerçekçi iyimser hayatın altın tepside başarı sunmadığını, gül bahçesinde dikenlerin de olduğunu bilendir. Geçmişin pişmanlığına kendini kaptırmayan, geleceğin kaygısı ile bugünü kaçırmayandır. Başarı ve başarısızlığın kol kola yürüdüğünü, duygularını yaşamanın insan olmanın temel hakkı olduğunu, gerçekleri görüp sindirdiğinde mutluluğa yaklaştığını bilendir. Gerçekçi iyimser en iyisini ararken kendisi ve hayatta barışık kalabilendir. Demişim 19 Nüans kitabında aslında güzel de denk geldi. Dediğim gibi Mükemmeli Aramak kitabından esinlenerek bu satırları yazmıştım.